Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Bursa İznik'ten sesleniyoruz. Yanımızda Fatih Bey var, işletme sahibimiz. Öncelikle Fatih Bey'i tanıyalım ve Fatih Bey'den bütün detaylı bilgileri öğrenmiş olalım. Ben Bursa İznik doğumluyum. Fatih Başlar. Aile olarak bu zeytin üretimi konusunda hani dededen toruna gelen bir mirasa sahibiz. O şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz hani burada İznik'te. Şöyle bahsedeyim ilk başta, biz çok büyük bir firma değiliz tabii ki de. Biz kendimiz, kendi bahçemizden üretip kendi zeytin ürünlerimizi olgunlaştırıyoruz. O şekilde ufak çaplı perakende satışlar şeklinde gerçekleştiriyoruz. Şöyle oluyor, ben size anlatayım zeytin nasıl meydana çıkıyor. Şu şekilde bir yıl boyunca gerekli zeytin ağaçlarının bakımları gerçekleştiriliyor. Yani bir çocuğa bir bakar gibi, hani bir şeye bir bakar gibi sevgiyle, güzellikle zeytinlerimizi yetiştiriyoruz. Şöyle sulamasını, ilaçlamasını gerekli koşulları sağlayaraktan. Aslında bütün bakımlarını yapıyoruz kesinlikle, bizler burada. Kesinlikle. Toptan satış şöyle şu şekilde. Biz üretim yaptığımız zaman zeytinlerimizi topluyoruz hasat zamanında. Toptan satış tabii gerçekleştiriyoruz burada. Zeytinyağının üretimini de bizler mi sağlıyoruz? Tabii ki de buradaki zeytinlerimizden hem sofralık zeytin hem de zeytinyağımızı üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu işin bir de kafe kısmı var. Tabii ki de. Bu öykü nasıl başladı? Kafe alanını ya kendime daha yakın hissettiğim için bu alanda iş olarak tercih ettim. Şimdi daha çok şu anda biz kahve üzerine ilerliyoruz. Diğer yöresel kahveler, espresso olsun, Türk kahvesi olsun tabii ki de. Bu bizim ilçemizde çok yaygın olmayan sadece bir kültür, kahve kültürü. Ben bu kültürü, kahve kültürünü İznik'te daha çok yaygınlaştırmayı düşünüyorum. Bu alanda aslında hijyen de çok önemli. Sağlığa hitap ediyoruz. Tabii. Sizler bu hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Ben tabii bu uzun yıllardır çalışmış olduğum bu sektörde öğrendiğim bilgi ve tecrübelerle kendi kafemi de aynı şekilde temiz tutmaya, hijyenli tutmaya çaba gösteriyorum. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Tabii. Bunlardan da bahsetmiş olalım. Tabii ki. Geleceğe dair tabii ki de şu an daha ufak bir işletme tarzındayız. Tabii başarıyı yakaladık ancak biz bunu vizyonumuz gereğince, kendi içsel vizyonum gereğince daha ileriki aşamalarda büyük üretim tesisleri kurarak, daha yurt dışına ihracatta bulunarak güzel bir şekilde, daha iyi bir şekilde işletmemi büyütmek istiyorum.